su ısıtıcısında suyumuzu kaynattıktan sonra tüm malzemelerimizi bir demliğin içine koyuyoruz. Kaynar su üstüne döküp yaklaşık 10-15 dakika kadar demlemek için beklettikten sonra süzüp afiyetle içiyoruz. Sağlık olsun. Günaydın herkese. Bu sabah uyandım ve dedim ki ben bu sabah galiba benim gibi çocuğu soğuk algınlığı yaşayan Türkiye anneleri için bir ıhlamur çayı yapacağım. Dün gece Ayşe Yazık çok sık uyandı. Hem öksürüyor hem de burnu sıkalı. Bu gibi durumlarda çok küçük yaşından itibaren doktora hep ıhlamur içmeyi önerdi. Ayşe de şu anda otomatik biliyor hatta. Anne ıhlamur yapar mısın bana diyor. Hatta başkaları yanında öksürüyorsa veya hastaysa onlara da ıhlamur tavsiye ediyor. O yüzden ben de bugün ıhlamur yapmak istedim size. Ihlamurla ilgili biraz bilgi de vermek istiyorum. Ondan sonra bir taraftan da ıhlamuru yaparız. Ihlamuru 6. aydan itibaren vermeye başlayabiliyorsunuz. 6. aydan itibaren sadece 6. ayda 1 yaşından önceki dönemde sadece çiçeklerini verip çiçeklerin üstüne biraz sıcak su koyup 10 dakika kadar demleyip günde 3 kere 3'er çay kaşığından verebiliyorsunuz. Bu ıhlamur hazım için, gaz için, böyle huzursuzluk için iyi geliyor deniyor. Ben o zamanlar çok denememiştim ama daha çok soğuk algınlığı başlayan, yani yaşı büyüdükten sonra kullanmaya başladım. Ne yapıyorum? Ihlamur çayı yapıyorum ama ıhlamur çayını gerçekten lezzetli yapıyorum. Evdeki herkes seviyor bu arada. Neler var malzeme olarak? Ihlamur, taze zencefil, kakule ve karanfil, tarçın çubuklarım, elma kabuğu ve sonra katmak için de biraz bal. Şimdi önce şöyle yapıyorum. Kettle'ı koydum. İsterseniz bunu cezvede kaynatabilirsiniz ama ben çok fokurdayacaklarına kaynar suda yavaş yavaş böyle demlenmelerini tercih ediyorum. O yüzden de ıhlamuru koyuyorum. Ihlamuru genelde ya organik alıyorum ya da çok şanslıyız. Bizim bir Uğur amcamız var. Mersin'de yaylada yaşıyor. O bize böyle kendi ağaçlarının, torosların tepelerinden topladığı ıhlamur yapraklarını ve çiçeklerini gönderiyor. Onları kurutuyoruz, kullanıyoruz. O yüzden bunlar Uğur amcamızın hediyeleri. Ihlamuru koydum. Ondan sonra elma kabuğu koyuyorum. Bu sadece tat versin diye, elma iyidir o diye. Tarçın yine hem lezzet vermesi açısından hem de baharatların yararlı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar farklı olursa olsun tarçın içinde yine sakinleştirici bir özelliği vardır denir. Bu tarçın kabuklarını da biraz farklı gözüküyor. Antep'ten aldım. Ama harika kokuyorlar gerçekten de. Sonra kakuleyi koyuyorum. Bir tane karanfil koyuyorum. Kakulelerin de üstüne şöyle hani sarımsağı yaptığınız gibi hafif vuruyorum ki yağı rahat çıksın diye. Sonra zencefil koyuyorum. Zencefil de genelde zencefili kuru olarak bulabilirsiniz veya toz olarak bulabilirsiniz. Ben taze olmasını tercih ediyorum. Eve aldığım zaman tutuyorum. Bazen eğer çürüyeceğini hissedersem küçük küçük parçalara kesip dondurucuya atıyorum. Ve ihtiyaç duyduğunda hemen çıkarıp ya yemeğe rendelemeye ya böyle çayın içine koymaya çalışıyorum. Ayşe'ye de yaklaşık 8. ayda başladım. 8-9. aydan itibaren pürelerine, işte yaptığım çorbalara zencefil rendelemeye başladım. Hem lezzet vermesi için hem de özellikle üst solunum yollarındaki enfeksiyonlara karşı iyi olduğu için. O yüzden de bunu da biraz evvel soymuştum. Şöyle kesiyorum ki kokusu iyi çıksın diye. Ondan sonra da şimdi 10 dakika kadar, üstünde kapayım hatta bununla, 10 dakika kadar bırakacağım iyice demlensin diye. Ondan sonra da içeceğim. Bir 10 dakika geçti. Rengini de verdi. Ben açıyorum şimdi. Oo. Oh, çok güzel kokuyor. Ihlamur çayını koydum. Az bir şey bal koyuyorum. Balı da, bal için de önemli birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi, bal da antibakteriyel bir malzeme, faydalı. İyi bilinen bir yerden almanın önemli olduğunu düşünüyorum. Çok fazla
Çok fazla laf dönüyor balla ilgili etrafta. O yüzden güvenilir bir yerden alınmasını tavsiye ediyorum. Ama 12 aydan önce de çocukların tüketmemesi gerekiyor. Çünkü içinde bulunan bazı maddeleri vücut, yani 12 aylık, yani 1 yaşından küçük çocuklar bunu hazım edemiyorlar ve tehlikeli noktalara gelebiliyor. O yüzden 12 aydan sonra bala geçiyoruz. Ben de buraya güzelce balı koydum. Hatta annemin kulakları çınlasın. Biz çocukken kardeşimle bana çok öksürdüğümüz zaman biber verirdi, karabiber koyardı. Onu bile koymak iyi olabilir aslında. Oh, çok iyi geldi. Şifa niyetine. Sağlık olsun, afiyet olsun. Siteye bekliyoruz yine sizi. Bir sürü tarif için bizden, sizden de bir sürü yorum ve sorular için. Hoşça kalın.